Öğretmen adayları da atama heyecanı yaşıyor. 45 bin yeni atama için takvim ve branş dağılımı belli oldu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer atamaların 8 Mayıs'ta yapılacağını duyurdu. 103 alanda atama yapılacak. En çok sınıf öğretmeni alınacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan 45 bin yeni öğretmen atanacağını açıklamıştı. Takvimi Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu. Başvurular 27 Mart 1 Nisan tarihlerinde alınacak. Atamalar 8 Mayıs'ta yapılacak. Öğretmen adaylarının ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 27 Mart 1 Nisan tarihleri arasında alınacak. Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 4 Nisan'da ilan edilecek. Sözlü sınavlar 7-16 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Sonuçlarsa 18 Nisan'da açıklanacak. Atama heyecanı 2 Mayıs'tan itibaren yaşanacak. Öğretmen adaylarının atama tercihleri 2-6 Mayıs tarihleri arasında alınacak. Atama sonuçları ise 8 Mayıs'ta açıklanacak. Öğretmenler 1 Eylül'den itibaren işbaşı yapacak. Atama yapılacak branşların dağılımı da belli oldu. 103 alana atama yapılacak. 45 bin öğretmen alımında sınıf öğretmenliğine 7.878, rehberliğe 3.604, okul öncesine 3.269, ilköğretim matematik öğretmenliğine 2.656, din kültürü ve ahlak bilgisi alanında da 2.604 kontenjan ayrıldı. Emeklileri yakından ilgilendiren bir haberle devam ediyoruz şimdi. Yasa teklifi meclise sunulduğu en düşük emekli maaşı 7500 lira olacak. Emekliye bayram ikramiyesi de 1100 liradan 2000 liraya yükseltildi. Açıklama AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş'tan geldi. Teklif meclis seçimi için tatile girmeden yasalaştırılacak. En düşük emekli aylığı alanlar, 5500 lira alanlar, Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği müjde çerçevesinde 7500 liraya çıkacak. En düşük emekli aylığı 5500 liradan 7500 liraya çıkıyor. Teklif meclis başkanlığına sunuldu. AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş teklif hakkında bilgi verdi. 7500 liranın altında emekli aylığı alan kişi sayısı 8.796.000. Sayın Cumhurbaşkanı'nın onaylayıp resmi gazetede yayınladığı tarih andan itibaren Türkiye'de 7500 liranın altında emekli maaşı olmayacak. Daha fazla prim ödeyenle en düşükten ödeyenlerin maaşı eşitleniyor mu? 7500 liranın üzerinde aylık alanlara zam yansıyacak mı? Elitaş o sorulara muhalefeti hedef alarak yanıt verdi. Spekülasyon yaparak bu yaptığımız düzenlemenin karşılığını vatandaştan almamamız için yapılan bir dezenformasyon diye düşünüyorum. Yapılan işi hafifletebilmek için, küçültebilmek için, değersizleştirebilmek için olmayan şeyleri gündeme getirmekten başka bir konu değil bu. Peki emeklinin bayram ikramiyesine zam yapılacak mı? Teklifin ilk halinde ikramiye düzenlemesi yoktu. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen Elitaş tekrar kameraların karşısına geçerek ikinci bir müjde verdi. Ramazan bayramı için 2000 lira, Kurban bayramı için 2000 lira olmak üzere 9 liralık bir artış gerçekleşmiş oluyor. EYT'lilerle birlikte muhtemelen 15 milyon kişiye yakın olacak. Tekliften mevsimlik işçilere de müjde çıktı. Artık kadro için ilk sırada onlar olacak. Kadrolu işçi haline dönebilmesi için onlara bir imtiyaz getiriyoruz. Kurum ilan edecek ve kıdem sırasına göre kendisinde halen çalışmakta olan geçici işçilere öncelik vermekle birlikte onları kadrolu işçi haline döndürmüş olacak. Deprem sonrasında hem Türkiye hem dünyadan yardıma koşanlar da unutulmadı. Onlara teşekkürün ifadesi için madalyalar verilecek. Teklifle kamuda ve üniversite hastanesinde çalışan doktorların maaş farkı giderilirken, şehit ve gazilere ödenen maaşta sigortalı olanla olmayan arasındaki fark da kaldırılacak. Teklif meclis seçim için ara vermeden yasalaştırılacak.